Bismillahirrahmanirrahim. Mevzu hadislere dair iki tane örnek verme amacıyla bir video çektik. Bunu Arapça metinden ve Türkçe metinden görüntülemeyi hedefledik. Evvela Ali Yülkari'nin El Esrarul Merfu'a adlı kitabından bir görüntü, bir sayfa üzerinde mevzu hadis değerlendirmesi göreceğiz. 506 numaralı hadis-i şerif. Hadisun, hadis. Men her kim arafe bilirse nefsehu, kendisini, fe bu durumda kat şüphesiz ki arafe bilmiş olur, Rabbehu, Rabbini. Kim kendini bilirse Rabbini bilmiş olur. Böyle bir cümle var. Bu hadis-i şerif diye aktarılmaktadır. Çeşitli kitaplarda rastlamış da olabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili değerlendirmeyi göreceğiz. Kale İbn-i Teymiyye'te. İbn-i Teymiyye şöyle demiş. Mevzu'un, mevzudur. Kale İbn-i Teymiyye'te. İbn-i Teymiyye bu cümle için mevzu demiştir. Yani bu bir hadis-i şerif değildir. Manası belki sizlerce olumlu olabilir, mantıklı olabilir, akla, dine uygun olabilir. Konumuz bu değil ama. Konumuz Peygamberimiz böyle bir cümle kurmuş mu? Kendisinden böyle bir cümle sadır olmuş mu? İşte İbn-i Teymiye böyle bir şey yok diyor. Ve gâle es-sem'aniyyü. Sem'ani ise şöyle demiştir. İnnehu la yu'rafu merfu'an. İnnehu o cümle, yani men arafe nefsuhu fekad arafe rabbuhu cümlesi la yu'rafu, bilinmez. Hüve o. Ne olarak bilinmez? Merfu'an, merfu olarak. Merfu hadis peygambere nispet edilen hadis demek. Biliyorsunuz maktu hadis de var, mevkuf hadis de var. Mevkuf derken sahabe sözlerine mevkuf hadis denilir. Tabi'in sözlerine ise maktu hadis adı verilmiştir. İşte bu merfu olarak bilinmemektedir. Yani bunu bir sahabi söylemiş olabilir. Tabi'inden, tebu tabi'inden birisi söylemiş olabilir. Ama merfu değil. Peygamberden böyle bir cümle sadır olmadı diyor Sem'ani. İnnemâ ancak yuhkâ, hikaye ediliyor, anlatılıyor. Kimden ne aktarıyor bakalım. An Yahya, Yahya'dan aktarılmakta. Yahya bin Muazin Errazi. Yahya bin Muaz Errazi'den naklediliyor, hikaye ediliyor. Ondan aktarılmıştır. Min kavlihi. Onun sözü olduğu aktarılmıştır. Ve gâle en nebeviyyü. İmam Nevevi şöyle demiştir. İmam Nevevi, yani herkes aşağı yukarı bilir. Riyaz-ı Salihin dediğimizde İmam Nevevi akla gelmektedir. Kendisinin çeşitli kitapları var. Örneğin bir diğer meşhur eseri nedir? Müslim'e yazmış olduğu şerhtir. El Minhac. İmam Müslim'in El Cami'u Sahih adlı kitabına yazmış olduğu şerhtir. İmam Nevevi hadis alanında ünlü bir alimdir. Kendisi ne demiştir? İnnehu leyse bi sabitin. İnnehu o cümle leyse bi sabitin. Sabit değildir. Yani nebiyyi aleyhi esselatu ve selamu. Yani nebiden sabit değil. Nebiden böyle bir cümle bizlere ulaşmış değildir. Ve illa ancak fema'nâhu sabit. Ancak manası sabittir. Evet, böyle bir cümle olabilir. İşte bu durumda kat şüphesiz ki gıyle denildi. Şöyle denilebilir. Men her kim arate bilirse nefsehu, kendisini bil cehli, cehaletle, yani kendisinin cahil olduğunu bilirse, farkındaysa. Tabi burada hemen dipnotlar başlamış. Bir sefer birazcık aktaralım. Se bu durumda kat şüphesiz ki arafe bilmiş olur hüve o kişi Rabbehu, kendi Rabbini bil ilmi, ilimle. Böyle bir cümle olabilir diyor. Bu denilebilir. Yani manada sıkıntı yok. Hemen her kim arafe bilirse nefsi o kendisini bir fena, fena nedir? Son bulmak. Kendisini ölümsüz değil, ölümlü olarak bilirse, bunu farkındaysa ve bu durumda kat muhakkak ki arafe bilmiş olur Rabbehu, Rabbini bil bekai, beka ile, sonsuzluk ile onu tanımış olur, bunun farkına varmış olabilir.
Hemen her kim arafe nefsuhu bil azzi ve zaifi, her kim kendisine zayıflık ve aziyet ile bilir, tanırsa, fakat arafe rabbuhu bil kudreti ve kuvveti, kudret ve kuvvet ile Rabbini bilmiş, tanımış olur. Evet. Ve o müstefadun, o cümle diyor istifade edilerek oluşturulmuştur. Neyden? Min kavrihi ta'ala. Yüce Allah'ın şu cümlesinden istifade, faydalanmak yani. Faydalanarak elde edilmiştir. Nedir o ayet? Emen yergabu an milleti İbrahim illa men sefiye nefse. Ayet-i kerimesi. Emen kim yergabu, yüz çevirir, an milleti İbrahim'e, millet din manasında, an milleti İbrahim'e, İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? İlla ancak men, o kimse ki sefihe nefse. Sefih akılsızlık demek, cahillik demek. Sefihe, cahillik etti. Akılsızlık yaptı. İlla men sefihe nefse. Ancak akılsızca davranan kişi İbrahim'in dininden yüz çevirebilir, yüz çevirir. Bakara suresi 130. Bu şekilde bir değerlendirme okumuş olduk. Tabi dipnotlara bakmadık. Dipnotlara da bakabiliriz. Evvela İmam Nevevi'nin, Sema'ani'nin, İbn-i Teymiye'nin bu hadis için mevzu aslın olmadığı, sabit olmadığını söylediğini gördük. Üzerine Aynül Kari, onlar öyle dedi ama ben de şöyle düşünüyorum diyerek farklı bir görüş de bizlere vermedi. Dolayısıyla kendisi de bu görüştedir. Sonuç olarak çıkan sonuç nedir yani? Bu bir hadis değildir. Dipnotlara bakalım, alakalı bir şey var mı? Şurada mesela men arafe nefsuhu fakat arafe rabbuhu da 7 var. 7 numaralı dipnota bakabiliriz. Başka bir dipnot konuyla alakalı geçmemiş. 7 numaralı dipnotta unzur, bak diyor. Entesan, nereye bak? Mesela İmam Nevevi'nin fetvalarına bak. Böyle bir kitap var. Fetava Nevevi. Yani de mevcut bir kitap. Sayfa 120'ye bak diyor. Konuyla bu hadis içerikle alakalı. El mekasit, yani el mekasidul haseneye bak diyor. İmam Sehavi'nin kitabı bu. Orada da 419'a bakabilirsin. Eddürel Dürel'in Münteşira Suyuti'nin bir kitabı. 393'e bakabilirsin diyor. El-Havi de yine Suyuti'nin fetvalarını içermektedir. Suyuti'ye ait bir kitap. Oraya bakabilirsiniz diyor. Ve çeşitli yine kaynaklar vermiş. Konuyla alakalı, bu hadis içerikle alakalı. Yani hadis olmayan hadis. Ne demek bu? Peygamber'e ait olmayan cümleyle alakalı. Şu kaynaklara da bakabilirsiniz demiş. Şimdi bir hadis değerlendirmesi yaptık. Şimdi ikincisine geçelim. Bu da sonuncusu. Ali Fikir Yavuz. Ali Fikir Yavuz'un yazmış olduğu bir kitap. Kim bu? İstanbul Eski Müftüsü. İcaziyetli Din Alimi diye kitabında, kendi kitabında kendisini tanıtmış, sunmuş. İcaziyetli din alimi olduğunu ifade ediyor. Yani bu ne demek? Medreseden icazet almış demek. İstanbul Eski Müftüsü aynı zamanda. İstanbul'da müftülük yapmış bir dönem. Ali Fikir Yavuz. Kitabın adı İslam İlmihali. İslam İlmihali sayfası, basımı burada mevcut. İlgili kitapta İslam İlmihali'nde Regaib Gecesi ile alakalı bölümü açtığımızda ne diyor? Diyor ki, o gecede Peygamber Efendimiz'e has bir tecelliyat ve manevi ihsanlar vaki olmakla, bunun şükür ifadesi olmak üzere 12 rekat namaz kılmışlardır. 12 rekat namaz kılmışlardır diyor. Yani bir parantez açıp işte şurada geçiyor diyerek bir kaynak vermemiştir. Bu namaz şöyle şöyle kılınabilir. Bu geceye regaib denmesinin sebebi de şudur budur diye anlatmış. Sonuç olarak 12 rekat namaz kılmıştır Peygamberimiz diyor ama bunun aslı yoktur. Bu kitap bu noktada hata yapmıştır. Hata yaptığına dair hemen bir farklı kitap, bir karşıt kitap gösterelim. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Din Görevlisi Rehberi diye bir kitap var. Orayı açtığımızda da şunu görmekteyiz. Efendimiz bazı yıllar Recep ayında bu şekilde çokça oruç tuttuğu sabit olsa da Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde de regaib namazı adıyla özel bir namaz kılınmasına dair kaynaklarımızda geçen rivayetlerin aslı bulunmamakla birlikte bazı alimlerce kandil gecelerinin gündüzleri oruçlu geçirmek müstahap kabul edilmiştir. Yani burada dikkat etmemiz gereken nokta ne? Özel bir namaz kılınmasına dair kaynaklarda geçen rivayetlerin aslı bulunmuyor. Bu defa parantez açıp bir kaynak bizlere verilmiştir. Çok daha fazla kaynak verebiliriz. Biz şu an
video uzamasın diye bu şekilde bir çalışma yaptık. Demek ki Ali Fikri Yavuz o geceyle alakalı bir namaz var diyor ama Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkmış olan Din Görevlisi Rehberi adlı kitapta bunun aslı olmadığı yazılıdır. Çok daha geniş kaynak istiyorum yani burada böyle iki tane biri var biri yok demiş ama daha geniş kaynak istiyorum. Diğer kitaplar ne diyor diye merak edenler hemen işte belli olan şu an görünen linke tıklayarak geniş bilgiyi elde edebilirler diyor ve videoyu böylece tamamlıyor.